Estaizübillah, innehu min süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah kıymetli kardeşlerim. Tabi hüzünlüyüz, üzüntülüyüz, malumunuz İzmir'de deprem yaşandı. Bizim işte Türkiye dedi 6.9, Amerika dedi 6 şey 7 tam şiddetinde. Yani ortalama böyle 7 şiddetinde bir deprem yaşandı ve bu sefer tabii çok üzüldüğümüz görüntüler gördük değil mi? O çoluk çocuk yani göçük altında kalanlar efendim ne sıkıntılar yaşandı. Hala yaşanıyor yani dua edelim. Allah azze ve celle ölmüşlerimize rahmet eylesin. Rabbim Teala Hazretleri yaralılarımıza acil şifalar ikram eylesin. Ve hala göçük altında kurtulmayı bekleyen varsa onların da inşallah tez zamanda kurtulabilmelerini nasip eylesin oradan. Efendim onları sağ salim çıkarabilmeyi, bunun sevincini yaşayabilmeyi Allah bize nasip etsin. O konuda orada gayret gösteren bütün tabii güçlerimiz işte AFAD olur, Kızılay olur hepsine Dua etmek lazım. Şimdi bu olayın yaşanmasıyla beraber görüyoruz ki kıymetli kardeşler işte bazı yani nerede nasıl konuşacağını bilmeyen adamlar olayı tam anlatmadan bir cümleyle bir şeyler söyleyenler işte siz zina ettiniz işte bak İzmir halkı zaten günahkardınız. Sizde ne namaz vardı ne niyaz vardı Allah da sizi böyle salladı gibi. Yani hiç ne ahlaka yakışır ne efendim e, dini bir efendim şeyi olan e, dayanağı olan hiçbir şekilde efendim delilsiz bir şekilde yani diyelim konuştular. E bir kesim de bunlar üzerinden din, dine kin kustu yani. Acayip bir ortam oluştu ya. Bir depremde bile bu sefer dine ve dindarlara nefret eden bir kesim bu konuda efendim ne yaptı? E, saldırıda bulundu. E şimdi buna bir izahat getirmek istedik. Yani hakikaten depremler günahlarımızdan dolayı mı olur? Eğer böyle bir şey varsa bunu nasıl anlamamız lazım? O depremde ölen kesin zina etti de ondan sonra bu azap bacına geldi diye mi anlamamız lazım? O konuda bir şöyle bir sizlerle konuşmak istedik. Kıymetli kardeşler bir defa şunu bilmemiz lazım. Bu Allah'ın takdiridir. Gerçekleşen zelzele deprem yani Allah'ın muradı olmadan olmaz ki. Allah kün demeden olmaz Rabbül Alemin Mikail Aleyhisselam'ı emredecek ki Mikail Aleyhisselam da ne yapsın? Sallasın, deprem yapsın. E olur mu fay hattı falan? Ya mübarek fay hattını inkar eden yok da o fay hattına emri veren kim yani? O fay hattını halke kim? Yine Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla yani Allah'ın emri olur bu hadiseler. Allah'ın takdiridir. Allah'ın ol demesiyle olmuştur bu depremde. Peki niçin oluyor bu depremde depremler? Allah kullarına merhametsiz mi? Haşa. Yani şimdi bu Allah'ın tak <laughs> bir gün böyle bir tane eski depremlerden birinden kurtulmuş bir adam biraz da içmiş yani kafayı çekmiş sarhoş haliyle diyormuş ki ya diyormuş Allah böyle bir deprem yaptı böyle bize sıkıntı yaptı falan Allah'a böyle kötü konuşuyor. Hatta hafazan Allah'a küfre gidecek kadar böyle Allah'a isyan içerisine girmiş. Yanındaki de adam güya ayık o da diyormuş ya Allah'ın ne suçu var diyormuş ya Allah'a niye sövüyorsun diyormuş. Sanki Allah mı yaptı depremi? <laughs> o ondan daha da sarhoş yani. E şimdi bu konuda bir şüphe olmaması lazım ya. Yani. Allah Azze ve Celle'nin takdiri bu. Ama Allah kuluna azap eder mi? Estağfurullah. Haşa kesinlikle öyle bir şey yok. Ama bak Şural suresinin 30. ayetinde Rabbimiz Teala buyuruyor mealen. Size gelen musibet kendi ellerinizle işlediğiniz günahlar yüzündendir. Şimdi ayet çok açık ve net. Size gelen musibet kendi ellerinizle işlediğiniz günahlar yüzündendir. Kıymetli kardeşler deprem gibi felaketler evet bizim işlemiş olduğumuz günahlardan dolayı başımıza geliyor. Bunda kesinlikle bir şüphe yok. Zinanın, ribanın yani faizin depremi tetiklediğine kimse karşı gelemez. Kur'an'da birçok ayet var bu şekilde. E bu sefer biz Kur'an'ı inkar etmiş oluruz. Peygamber Efendimiz'in hadislerini inkar etmiş oluruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Efendim zekat verilmezse yağmur azalır, insanlar susuz kalır. Zina riba çoğalırsa efendim bu sefer depremler, zelzeleler çoğalır. Yani bunları inkar edemeyiz. Ama efendim e, şunu bilmemiz lazım. Yaşanan bu depremler illa o depremde ölenler, o göçük altında kalanlar onlar işte bu günah işlediler de azaba düçar oldular diye algılarsak biz o zaman yanlış anlamış oluruz bu hadiseyi. Çünkü orada belki allah Alem 9 yaşında 10 yaşında ne oldu? Efendim çocuklar belki rahmeti rahmana kavuştu. Eğer deprem sadece günahkarların başına geliyor olsaydı niçin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imanlı bir şekilde göçük altında ölen şehittir buyuruyor. Değil mi? Suda boğulan e, şehittir, ateşte yanan şehittir. Hadis-i şerif var Efendimizin. Demek ki bu depremden dolayı sıkıntı yaşayan herkes günahkardı denilemez. Bunu doğru anlamamız lazım. Bakınız kıymetli kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor. Diyor ki Allahu Teala depremleri iyilere öğüt, müminlere rahmet, kafirlere ise azap kılar. Resulullah'ın hadisi. Demek iyilere bir öğüt. Adam ne yapacak? Kendine gelecek. Yani diyecek ki ya bu, bu burayı sallayan bir Allah var. Bu depremi yapan bir Rabbül Alemin var. Bak ölüm demek ki bana bu kadar yakınmış. Tepeme o koca binaların çökmeyeceğine dair bir garantim yok. Bir saniye sonra başıma gelebilecek bu belaya dair bir garantim, güvencem yok. Demek ki Allah murad ederse benim böyle hiçbir gücüm yok Allah'ın gücünün yanında. Koca koca binalar üzerime dökebilir yani. Dolayısıyla hemen ne yapayım? Tövbe edeyim. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz diyor rüzgar değse, rüzgar esse hemen secdeye kapanıyordu. Niye secdeye kapandın ya Resulallah? Ya bu rüzgarı estiren Allah var. O Allah'ı hatırladım. E şimdi bu zelzeleyi yapan Allah var. Nasıl şimdi bu Allah'ın gücünü inkar edeceksin? Ne yapacaksın? Bu sefer hemen tövbeye başlayacaksın. Bak o İzmir depreminde de değil mi? Güvenlik kamerası görüntülerini gördük. Nasıl? Adam diyor tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi. Allah'ım bir daha yapmayacağım. Allah'ım tövbe ya Rabbi. Yani o yeni haberlerde izledik ya. İşte bu rüzgar estin mi secdiye giden Resulullah'ın ümmeti bu adam yani. Hemen o depremi yapan Allah var. Onun gücünü hatırlıyor ve tövbeye başlıyor. Dolayısıyla Resulullah diyor işte bu zelzele iyilere öğüt, kendine gel ölüm var. Peki ondan sonra müminlere rahmet Yine ne diyor? Deprem diyor ümmetim, ümmetim için günahlara kefarettir diyor bak hadis-i şerifte efendimiz. Günahlara kefarettir. Bir sıkıntı yaşadın, evsiz kaldın, barksız kaldın veya efendim o anda korku yaşadın. İnşallah günahına kefaret veya göçük altında imanlı bir şekilde diyelim öldün olabilir. Bu sefer ne oldu peki? Bu sefer ise şehit oldun. O da bir şehitliktir imanlı isen yani. Müminlere de diyor rahmettir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Kıymetli kardeşler biraz önce dediğimiz yani demek ki Efendimiz Aleyhisselam depremin günahlarımıza kafaret olduğunu söylerken, göçük altında ölenlerin şehit olduğunu söylerken, iyilere bir öğüt olduğunu söylerken depremi tetikleyen günahlardır. Lakin bu depremden dolayı sıkıntı yaşayanlar günahkarlardır denilemez. Çünkü Resulullah yine buyuruyor Tebarani'de yer alan bir hadis-i şerifinde ee, soruyorlar diyorlar ki geçmiş ümmetlerden zelzelelerle karşı karşıya kalanlar oldu. Toprağın altına girenler oldu. Orada ölenler oldu. Bunların hepsi günahkar mıydı? Salih kullar da var mıydı? Efendimiz diyor orada ölen salih kullar da vardı. Allah'ın güzel kulları da vardı. Lakin diyor kıymetli kardeşler helak geldiği zaman iyi kötü ayırt etmez. Yani bir musibet geldiği zaman o musibet kafirin azabını arttırırken Müslümanın ise ne olur? Müslümana ise rahmet olur, günahına kefaret olur, ölürse de şehit olur. Çünkü Allah bir yere azap gönderdiği zaman kıymetli kardeşlerim iyi kötü ayırt etmez. Bunu nereden anlıyoruz? Bak Fatır suresinde. Ne diyor Rabbimiz? Teala Hazretleri. Diyor ki biz diyor sizin her işlemiş olduğunuz günahta yani merhamet etmeseydik, affetmeseydik veya cezanızı ertelemeseydik, her işlediğiniz günahta azabınızı hemen başınıza indirseydik o zaman diyor yeryüzünde bir karınca bile kalmazdı. Yeryüzünde hiçbir canlı kalmazdı. Her günahınızda sizi helak edecek olsaydık anında hepiniz helak verirdiniz. Yeryüzünde bir karınca bile kalmazdı. E bak şimdi burada bir ak akleden anlar. Benim günahımdan karıncanın suçu ne? Karınca mesul değil ki günahı olmaz, sevabı olmaz ya yani hayvan. Sadece nefsiyle hareket eder, doğru mu? Ha, demek ki helak geldim mi? Masum, mazlum, günahkar, tövbekar, mümin, kafir ayırt etmiyor. Helak geldim mi? ins hayvan efendim ayırt etmiyor. Hepsi birden ne oluyor? Helak oluyor. Ha, demek ki yani oradaki insan siz İzmirliler günahkardınız, zinakardınız. E ondan dolayı size geldi. Olmaz. Estağfurullah. Bizim nere hangi şeyde ilimizde zina yok. Hangi ilimizde kumarhane yok? Hangi ilimizde genelev yok? Bizim memleketimiz dünya her yer günah dolu yani. Sadece oraya özel bunu söyleyemeyiz. Evet. Ülkemizde dünyada artan zinalar, ribalar evet bu bu depremleri tetikliyor ama deprem olan yerde illa böyle oldu da onlar günahkardı denilmez. Yoksa Resulullah göç, göçük altında ölen şehittir demez. Ama tabii inananlara rahmettir dediğimiz gibi bu depremler kafirin de küfrünü arttırıyor. Hakikaten şimdi bu deprem hadisesinde gördük. Ya Diyanet Reis adamcağız diyor ki bu Allah'ın ikazıdır diyor. Kıyametin alıştırmasıdır diyor. Doğru. Kadın tutmuş. Efendim sen nasıl böyle söylersin? Bir tane köpek resmi koymuş aşağı. Estağfurullah yani kusura bakmayın. Ee, bu depremde çalışan köpeklerden birinin resmini koymuş. Bir hoca resmini koymuş, imam resmini koymuş. İşte bu köpek kadar faydanız yok. Ya böyle bir mantık olur mu ya? Yani bak bunların da küfrünü arttırıyor. Ya adam ne Camilerimizi açmış. Demiş ki Kur'an kurslarını açmış. Evsizler kalsın. Sana mı soracaktık diyor bak. Yazmışlar orada burada. Tabii kalırız. Cami zaten bizim. Ya ulan adam bir şey, uğraşıyor be adam. Adam ya bir gayret ediyor. Bu kadar. Hala küfürleri artıyor. Hala Allah'a düşmanlar. Eski depremlerden birini böyle göçük altından çıkarıyorlar da adam işte adama diyorlar geçmiş olsun işte Allah korudu sizi. Ne Allah diyor ya işte. Ne Allah'ıymış diyor. Sallandık kurtulduk ölmedik diyor. Allahım, Allah malla yapmadı diyor. Fail hattı var o var bu. Adam daha göçük altından çıkarken bunu söylüyor ya. İyilere öğüt ama bunlar öğütten anlamıyor. Hala bunlar ne oluyor? Bunların küfürleri artıyor. Bak Allah Azze ve Celle onun için diyor. ben diyor ayeti kerimede bunları diyor cehenneme soksam çıkarsam. Bunlar yine diyor küfre devam ederler, inkara devam ederler. E böyle de tipler var şimdi. Hala Allah'a yönelmez, hala Allah'a savaş açıyor. Depremden sonra bile dine saldırıyor. Allah'a saldırıyor. Bunların da işte ne oldu kıymetli kardeşler? Küfrü efendim azalmadı. Olduğu gibi devam etti. Bunlara azap idi işte. Azap bunlara idi. Bu deprem efendim ama inananlara rahmet oldu. Efendimiz öyle diyor. Kafire azap, iyilere öğüt, inananlara rahmettir. İnşallah biz de inanıyoruz ki bu depremden dolayı sıkıntı yaşayan muahit mümin, inanan kardeşlerimizin günahlarına kefaret oldu. Ölenler şehit oldu ama evet kafirlere ise zahmet oldu. Kafirlere ise burada azap var. Yani onlar göçük altında da kalsa yine cehenneme giderler. Çünkü Allah'a isyandan geri dönmediler, tövbe etmediler, Allah'ı hatırlamadılar. Bu Rabbimizden bize bu bir uyarıdır, ikazdır demediler. Allah'a küfre devam ettiler. Dolayısıyla bunlar ila cehenneme zümera. Gözlerini hangi nerede ölürlerse ölsünler cehennemde açacaklar. Şüphe yok. Efendim tekrardan İzmir'deki kardeşlerimize geçmiş olsun diyoruz. İnşallah bugün bizim bir hem insanlık görevimiz hem de Müslümanlık görevimizdir. Oradaki kardeşlerimize yardım edelim sadece dua etmekle bırakmayalım işi. Bak Kızılay yardım kampanyası başlattı. Deprem yazıyoruz. 28 bilmem kaça gönderiyoruz. Şimdi bilmiyorum. Eğer arkadaşlar hatta ekrana da onu koyarlarsa sevinirim. Her bir mesajda 10 lira şey gidiyor. Bağış gidiyor. Koyalım bunu da ekrana. Kızılay'ın deprem yaz 28.98 olabilir. Şimdi ekranda görüyorsunuz zaten. Oraya her bir mesajınız o. Vallahi çok güzel sadaka bak. Çok güzel sadaka. Onların derdine derman olalım. Yani Resulullah buyuruyor kim benim ümmetimden birinin dünyada bir sıkıntısını kaldırırsa diyor. Ben onun diyor Allah Azze ve Celle bu hadisi kutsi. Efendimiz diyor Allah böyle buyuruyor diye. Allah diyor onun ne olur? Efendim mahşerde daha büyük bir sıkıntısını ortadan kaldırır. Ki mahşer sıkıntısı dünya sıkıntısı hiçbir şey yani onun yanında. Biz burada bir kardeşimizin sıkıntısını kaldırsak. Kursağından geçecek bir sıcak çorbaya üstüne atacağı bir sıcak battaniyeye yani sebep olabilsek. Ahirette Allah Azze ve Celle inşallah Bizim daha büyük sıkıntılarımızı def edecek. Bir mesaj 10 lira imiş. Ben 1000 lira vermek istiyorum diyorsan Allah razı olsun. Direkt yetkililerle iletişime geç ver. Ulaştır oradaki gariplere yani. Yeryüzündeki mer yeryüzündekilere merhamet etmeyene gök ehli de merhamet etmez diyor Resulullah. Yani eğer gök ehli kim? Melaike. işte Rabbül Alemin'in keza efendim e, nuru, rızkı her şey gökten geliyor. Dolayısıyla oradan bize bir merhamet gelsin istiyorsak biz de burada merhamet edeceğiz. Rabbim Teala Hazretleri oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun diyelim. Allah e, vatanımızı, milletimizi muhafaza eylesin. Bir daha böyle bir hadise. Tabi inşallah bizler adam olalım da Rabbimize yönelelim. Zinayı bırakalım, ribayı bırakalım, tövbekar olalım. Başımıza bu tarz hadiseler gelmesin inşallah. Vesselam.